Aradan sonra yine Kanal Genç stüdyolarında sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Yine tabii ki Ayşe Tüter'le yan yanayız, göz gözeyiz, can canayız. Tabii ki sizlerle de öyleyiz. Bugün çok önemli konuları konuşuyoruz. Sevgili Ayla Işık konuğumuz, stresle baş etmenin yolları. Tabii ki bu bölümde sizlerden gelen telefonlarla isim analizlerinizi yapacağız. Sevgili Ayla Işık, size isminizin manasını ve size yüklediklerini, sorumluluklarınızı, isminizin anlamını söyleyecek. Bakalım isminizde de stres faktörleri oluyor mu isimlerde de? İsimlerin de insanlara yüklediği stresler oluyor mu bilmiyorum. Var diyor Ayşe Hanım. Bir de onları öğrenelim bakalım bugün. Sizler de bizlere bağlanırsanız çok seviniriz. 642 53 28 tabii ki alan kodumuz 0216. Şimdi sevgili Ayşe Tüter, yine bu hafta başı başlıyoruz ve gene muhteşem şeyler burada hazır. Bir mayalanma durumu söz konusu evet. Var galiba. Evet ve bugünkü kazan kebabımız ve Horasan böreği evet. Yapacaksınız sevgili Ayşe Tüter. Kazan kebabıyla mı başlayacaksınız? Evet, kazan kebabı için 1 kilo patlıcana ihtiyacımız var. Böyle bunları başlarını kesip ayırmadan böyle sanki kesti. Bu Antep işi gibi mi? Antep kilis işi gibi mi? Antep işi. Öyle hissettim. Evet. Şimdi bunları da hazırlayacağım. Evet. Bu şekilde hazırladıktan sonra alacalı da soymuyoruz. Direkt kabuğuyla. Evet. Daha evet. Lezzetli oluyor. Evet, evet. Yarım kilo kıymamız kıyma, var. Bir adet soğan ince doğranmış, bir çorba kaşığı dolusu domates ve biber salçası, şahane. Bir kahve fincanı sıvı yağ, 5-6 tane domates, yeşil biber. Nasıl yapacaksınız? Köfte kıyma. Mi yapacaksınız şimdi? Kıyma, evet. Soğan, domatesin bir tanesini içine rendeleyeceğim, salçanın evet. Yarısını karabiber koyup bir harç yapacağım. Evet. Bunları bunun arasına böyle dolduracağım. Bunları da kıymaları. Bir hafif evet dolduracağım. Evet. Tencereye dizeceğim. Üstüne de kalan domatesleri, yeşil biberleri koyup kendi suyunda pişireceğim. Bu normal tencerede tencere olacak. Tencere yemeği. Fırında İsteyen değil. Fırında da yapabilir. Muhteşem. Ama su koymasınlar. Domatesin ve patlıcanın suyunla pişirirlerse. Çünkü patlıcanları böyle kesilmiş görünce sevgili seyirciler kendi yöremin yemeği gibi birden öyle. Gördüm. Doğruymuş çünkü Antep'te de Kilis'te de bunu böyle çok. Patlıcanı çok kullanırlar. Sarımsağı çok kullanırlar evet. O yörede. Ve aralarına da böyle etleri koyup. Bazıları da. Hele de odun fırınında bu pişerse muhteşem olur. Böyle bir tepsilerle. De sıcak bir de olursa. Yanına da sıcak. Ha, bak, kesme şekli de böyle. Evet öyle. Görelim. Ya böyle düz düz. Düz değil. Düz de kesebilir. Bunları düz kestim. Ha. Böyle şekil de kesiliyor. Verev de bunu da göstereyim dedim. Anladım. Anladım. Bunu da düz keselim. Şöyle. Düz de olur. Ayırmadan. Alta kadar inmeyecek. İniyor. Yani şuraya kopmayacak evet, kadar. Kopmayacak şekilde. Keseceğiz. Böyle. Evet şahane. Hemen başını da koparalım. Evet bu kadar. Ama çok lezzetli bir yemek. Olur. Harika. Patlıcanın girdiği her şey muhteşem. O etle de buluşunca tadından yenmez. Üstüne de Ayşe Tüter'in el lezzeti ve keyfi gelince bu yemekler tadından yenmez teşekkür olur. Teşekkür ederim. Evet arkadan da Horasan böreği yapacağız. Bir mayalı bir şey görüyorum. Hem ekonomik hem bereketli çok da lezzetli olan bir börek evet. Çeşidi. Bir ufak yani bir çorba kaşığı kadar yaş mayayı yarım bardak ılık suda bir çorba kaşığı şekerle erittim. Evet. 5-10 dakika bekledi. Bir paket katı yağ kullanılıyor ama ben bugün yarım paket kullanıp sıvı yağını biraz fazlalatıyorum. Orijinalinde bir kahve fincanı ben çay bardağı yapıp margarinin yarısını kullanıyorum. Peki bunu bir tam bir paket yani 250 gram tereyağla da bu yapılabilir. Tabii. Ama yağdan kaçalım yok kaçıyoruz. Yok yağdan kaçalım. 3 adet yumurta. Burada biraz haşhaş görüyorum. Haşhaş, tuz, 3 adet haşlanmış patates, aldığı kadar un. Hamur yapacağım. Patates de içine koyup patatesle hamur yapıp. Evet. Yumurtaları da ilave ettikten sonra buzdolabında şöyle bir yarım saat bekleteceğim. Ha, yani hamurun içine patatesi de evet, koyuyoruz. Evet evet. Sonra muhteşem. Üzerine yumurta sarısı sürüp şeklini verirken gösteririz. Haşhaş serpeceğiz. Üstüne serpiyoruz. Evet. İçine haşhaş koymuyoruz. Yok. O hazır pastanelerde evet. De görüldüğü gibi evet. Muhteşem. Şekli nasıl olacak? O da sürpriz mi? Sürpriz. Hadi bakalım sürpriz olsun. Kolay gelsin teşekkür Ayşe Hanımcığım. Ederim. Harikasınız. Ayşe Hanım stresiniz var mıdır?
Nasıl bir sorudur bu diyor Ayşe Hanım. Yani evet, oluyor bazen. Oluyor değil mi? Ama şimdi şeyi öğretecek Ayla Hanım bize. Bu stresle başa çıkmanın yollarını öğretecek. Öğrenir miyiz dersiniz? İnşallah. Bilmiyorum bu yaştan sonra. Ama öğrenmenin yaşı yok. Yok tabii ki. Her şeyi her yaşta öğrenebiliriz diyoruz. Ve ben şöyle bir sohbete gidiyorum. Size de kolay gelsin diyorum. Sonra yine birlikte olacağız. Tabii. Ama illaki şu böreğin şeklini verirken de görmek isterim. Burada tabii olmak ki isterim. Tabii ki. Hadi bakalım, kolay gelsin sağ size. Olun. Evet sevgili seyirciler, stresle başa çıkmanın yollarını sevgili Ayla Işık bizlere öğretecek bugün. Bakalım ne yapmamız gerekiyor? Reklam arasında bana dedi ki nefes çok önemli Oya Hanımcığım dedi. Doğru söylüyor. Hani Allah dünyayı 7 günde yaratmış. Şurası 9 boğum, 40 kere düşünüp konuşmak gerekiyor ama bazen istemeseniz de ağzınızdan pat diye bazı şeyler çıkıyor. Olabiliyor. İnsan hali bu. Herkesin hatası olur. Ama hata, mühim olan hatayı tekrarlamamak. Yanlışı bir kere yaparsınız, bir daha olmaz. Onun için insanlar biraz daha hoşgörülü ve karşısındakini empati yaparak konuşursa herhalde daha farklı sonuçlar olacaktır diyorum. Evet, evet sevgili Ayla Işık. Evet. Şimdi egoda kalmıştık. Evet. Yani demiştik ki evet her şey çok güzel. Hı hı. Farkındalığımızı bulalım, özgüvenimiz olsun. Çocuklarımızı kendilerine özgüvenli yetiştirelim. Bunlar çok önemli şeyler. Özgüveni olan insanın karşısına olan güveni de evet değişik olur. Farklı bakış açısıyla bakar. Gözlüklerimizi değiştirelim dedik. Evet. Birinci bölümde. Şimdi izleyicilerimiz seyretmedilerse onlara bir hatırlatma olsun diye söylüyorum. Evet. Ama hakikaten sevgili seyirciler, şu anda stresim yok. Ben hiç strese girmem diyen evet var mı bilmiyorum. Yoktur herhalde. Bir de şöyle bir şey. Bana zamanında bir psikolog arkadaşım yıllar önce demişti ki Oyacım, hayatına olsun kelimesini sokarsan daha az stresli olursun demişti. Evet. Olsun, bu da böyle olsun. Kabullenme. Yani olsunun altında kabullenme yatıyor evet herhalde. Evet, kabullenme. Bir kere her şeyden önce kabullendiğiniz zaman değişim başlar. Hı hı. Olsun dediniz ya, ne yapalım olsun yani, bu da olacakmış, oldu dediniz, o anda kabullendiniz. Direnç burada sıfır noktasına gitti. Şimdi eğer bir şeyde direnirseniz bakın hareket etmiyor. Evet. İki zıt yönde çekerseniz kollarınızı. Birisi bununla inatlaşıyor, diğeri bununla inatlaşırsa hareket yoktur. Hareket yoksa yaşam yoktur. Kabullenme. Tamam oldu o zaman, hareket çözülür, edelim, çözelim. Yani kabullendiğiniz zaman o olsun kelimesi yerine gelir. Yani o olsun kabullenmeyle alakalıdır. O zaman insanları da olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. Evet, olduğu gibi kabul edeceksiniz. Şimdi benim o köprü örneğinde, şimdi ben o insanları nasıl olduğu gibi kabul edeyim? Trafiği kilitlemişler, bütün kuralları ihlal etmişler. Köprünün üstünde durmak yasak, hele ki yaya olmak yasak. Köprünün üstündeki trafiği aksatmak yasak. Kilometrelerce insanlara benziniydi, siniriydi, stresiydi, egzozlardan çıkan hava kirliliğiydi. Bunlar, ya burada bir insan nasıl olsun diyebilir? Yani buna nasıl bir gözlükle bakabiliriz? Olsun demiyorsunuz zaten. Orada yapmanız gereken şeyleri yapmışsınız. O durumu mu kabul etmek? Yani yapacak bir şeyiniz yok çünkü. Değiştirmek için yapmanız gereken her şeyi yaptıktan sonra kabul edeceksiniz. Ve olmuyorsa. Siz, evet. İnsan kendinden başka kimseyi değiştiremez. Sadece kendini doğru değiştirebilir. Ve siz bu konu üzerinde sosyal olarak yapmanız gereken her şeyi yapıyorsunuz. Bu kameralardan siz bu insanlara doğru mesajı veriyorsunuz. Bunlar yasak. Bunları yapmamalısınız diyorsunuz. Üzerinize düşen bütün görevi yaptınız. Gerisini Allah'a bırakacağız. Evet. Yapmanız gereken kişilerin kendilerini değiştirmeleri, kendi egolarının tatmini için başkalarını feda etmelerinin yanlış olduğunu burada anlattınız. Yapmanız gereken tek şey bu.
Daha fazlasını yapabilir misiniz? Hayır. Yapamazsınız. Gereken çünkü insanların beyinlerine... Evet. Söyledik, şikayetlerimizi bildirdik ünlü kuruluşlara, ilgili birimlere. Evet. Ama bunun ötesinde yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Tek yapabileceğiniz şey kendinizi korumak. O durumda stresi, ben yapmam gereken her şeyi yaptım. Bundan sonrasını artık yapabileceğim bir şey yok. Bu hani kabullenmek gerçekten de çok önemli. O olayda şimdi bunlar yaşandıktan sonra belki bu konuşmanın sonucunda o köprü üzerinde durmanın ceza puanı artacak. İnşallah. Belki insanlar duyacaklar, yetkililer bunu duyacak. Diyecek ki kardeşim sen bu kadar mağduriyet yarattın, bu basında her yerde var oldu. Ben cezaları arttırıyorum. Ondan sonra bu iş ne olacak? Çözülmüş olacak. Yani İnşallah. Böyle bir şey. Evet. Hani düşünceyi değiştirdiğimizde pek çok şey değişmesi için harekete geçmiş oluyoruz. Stres de spor dedik, evet. Çok önemli. Yani sizin strese girdiğinizde kaslarınız kasılır, nefes sayınız artar, kalp sayınız artar. Yaşınıza ve bedeninize uygun spor yapmalısınız. Düzenli olması en idealidir. Yani hayatınızda düzenli bir spor. Sabahleyin benim zamanım yok diyenlere ben inanmıyorum. Neden biliyor musunuz? Yattınız gece, yapabileceksiniz. Yatarken bisiklet çevirin. Ayağınızı kaldırın, bisiklet çevirin. Ellerinizi, kollarınızı hareket ettirin. Yatmadan önce bir iki zıplayın. Bu da bir spordur. Doğru. Yani ben işte spora gitmek için yeteri kadar param yok, zamanım yok. Böyle bir şey değil bu. Sabahleyin kalktınız. Bir kere kalktığınızda o stresi yok edecek şeylerden bir tanesi gerilme hareketidir. Muhteşem bir şeydir. Damarlarınızı açar. Damarlar açıldığı için, beyne kan gittiği için bu sefer siz daha düzgün düşünme durumuna gelirsiniz. Doğru. Ondan sonra bir iki zıplarsınız ya da bedeninize uygun hareketleri yaparsınız. Benim anneannem nur içinde yatsın, 83 yaşında vefat etti. Ölmeden önce ben derdi sabahleyin kalktığımda şu hareketleri yapmadan işte bacaklarını hareket ettirir, her şeyi yapmaya çalışır. Güne başlama. Bakın kadın spor yapıyor, 80 küsur yaşında. Ay rahmetli annem de yani, öyleydi. Yatağın içinde sporunu yapmadan inmezdi. Yani spor mutlaka düzenli olarak yapılırsa faydasını sağlar. Uykusuzluk probleminizi giderir. Depresyona kesinlikle çok iyi gelir. Stresi belli bir düzeyde tutmanıza yardımcı olur. O yüzden de sporu kendinize özgü, kendi bedeninize, yaşınıza uygun mutlaka yapmanızı öneririm. Kendimize uyabilecek şekle çevirip, evet, onu spor olarak görüp onu yap. Biz de mutlu eder hareket, aynı evet, zamanda. Çünkü beyin diyor ki hareket yaptı, spor yaptı, bana iyi baktı. Eğer siz herhangi bir uzuvunuzu çalıştırmayın, orada bir kireçlenme oluşacak. Orada da kan akışkanlığı azalacak ve siz o bölgeyi hastalandırmış olacaksınız. O yüzden de spor yaptığınızda beden diyecek ki beni mutlu ediyor. Bana iyi bakıyor. Bana iyi bakıyor. Bakmak zorundayız. Bu bedene de bakalım diye verdi Allah bize. Evet, bize emanet olarak bu beden. Tabii. Emanet olarak verilen şeyi emanete ihanet etmeyip biz ona iyi besinlerle. İyi besin dediğimizde hani çok pahalı zor besinlerden bahsetmiyoruz. Doğru. Yani bizim ekonomimizin uygun olabileceği bilgi burada çok önemli. Hangi besinin hangi maddeleri içerdiğini, hangi vitaminlerin içerdiğini, hangi minerallerin içerdiğini öğrenebiliriz. Ve bütçemize göre biz bunları alıp tüketebiliriz. Stresi minimum düzeye indirdiniz mi? İndirirsiniz. Beslenme de stresi engelleyen, hani stresi belli bir düzeyde tutmaya yarayan faktörlerden bir tanesidir. C vitamini almak.
çok önemlidir. Mutlaka C vitamini alınmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendiren bir olaydır. Çünkü stresin uzun sürmesi bağışıklık sisteminizin çökmesine neden oluyor. O yüzden de mutlaka onu yapmalısınız. Sonra neler yapmalısınız stresten, stresten arınmak için? Mutfağa girip buzdolabını açıp dolapta ne varsa saldırmalıyız. İşte bu çok tehlikeli olabilir. Bunu da çok yapan var ama. Evet, ama içinizdeki boşluğu yiyerek dolduramazsınız. Duygu boşluğu değil. Duygu boşluğu. Evet. O duygu boşluğunu başka bir şeyle dolduramazsınız. Hani bir annenin yerini hiçbir şey tutmuyorsa o duygunun yerinde hiçbir şey tutmuyor. Yani o yüzden de o duyguyu tekrar elde etmek için yapmanız gerekenleri yapacaksınız. Sonra ne yapacaksınız? Mesela lavanta kokusu. Lavanta kokusu strese iyi gelen bir kokudur. Bulunduğunuz ortamda lavanta kokusunu bulundurursanız bu çünkü biz beş duyu organımızla duyguları kontrol ederiz. Evet. Beş duyu organımızla yaşarız, hissederiz. İşte o yüzden de kokular da çok önemlidir. Duyduğunuz kötü bir koku sizi rahatsız ettiği tabii gibi duyduğunuz güzel bir koku sizi rahatlatır, dengede tutmaya hiç yardımcı olur. Hiç böyle bir şey olduğunu evet bilmiyordum. Bir telefonumuz var. Alalım. Hadi bakalım, başladık telefonlarımıza. Buyurun efendim. Aydan Hanım. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Evet. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Bugün ilk kez programınızı gördüm. Çok beğenerek, çok severek izledim. Çok teşekkür ederiz böyle bir program yayınladığınız için. Biz teşekkür ederiz bizi tercih edip izlediğiniz için efendim. Buyurun. Ben 48 yaşındayım. İsmim Aydan Şahindal. Evliyim, bir çocuk annesiyim. 26 yaşında geçen sene evlendirdiğim bir kızım var. İsmimi çok merak ediyorum analizini. Tabii ki seve seve. Aydan. Aydan. Güzel. Sizin kendi isminizi analiz etmemi istiyorsunuz değil mi? Ofende Gaziantep yani pardon. Şimdi bir evet özel bir yorum. Aydan Hanımcığım. Torpilli. Alo. Efendim dinliyorum. Aydan Hanımcığım şimdi Gaziantep deyince böyle akan sular duruyor. Hemşehrimsiniz benim. Evet sağ ol. Şahane. Aa, ne güzel ne güzel. Evet ben de Kilisliyim. Abi Antepli olduğum için çok mutluyum. Memleketimi çok seviyorum. Ben de bütün Türkiye'deki herkesi seviyorum ama insanın tabii kendi memleketi evet, o bir aynı başka oluyor. Yoksa biz Türkiye'liyiz. Evet. Ama tabii ki ben kendi yöremi çok seviyorum. Onun için de size sevgilerimi gönderiyorum buradan. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de size sevgiler. Bizim memleketimiz özel bir memleket. Halen anneannelerimizi yerine getiriyoruz. Modern şehrimizi de yaşıyoruz. Anneannelerimizle hiç unutmadan anneannelerimizle yaşayan bir şehrin. Evet, anneannelerle yaşamak, tabii gelenekleri, görenekleri yaşatmak çok önemli. Bu konuda en büyük görev kadınlara düşüyor. Evet, evet. Aydan Hanım sizlere teşekkür ediyoruz yani bunları sürdürdüğünüz için. Tabii, tabii. Bizim kültürümüzü, değerimizi, değer kattığınız için teşekkür ediyoruz. Şimdi Kurban Bayramı geliyor. Aydan Hanım yuvalamaları tabii hazırlar. Aa. Gaziantep. Elbette. Gerçi bu Kurban Bayramı. Yuvarlama yapmıyoruz. Ama illaki bir bayramda yuvarlama yapılır. Ama ziyaret. Tabii ki yuvarlama kahvaltıda yuvarlamalar yeriz biz. Ramazan bayramında. Harikasınız, harikasınız. Bakın dünyanın, ben onu yemedim bilmiyorum. Of yuvalama büyük muhteşem bir şeydi. Büyük kayıp. Büyük kayıp. Aydan Hanımcığım çok teşekkür ediyorum aradığınız için. Gaziantep'e sevgiler, saygılar, hürmetler olsun. Sizleri çok seviyorum. Bizleri de izleyip takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aydan ismini şimdi sevgili Ayla Işık yorumlayacak efendim. Hoşçakalın. Aydan Hanım bir kere çok enerjisi çok yüksek. Evet. Hem kendine hem etrafına o enerji frekansını çok iyi yayan bir insan.
hayatında yapmak istediği her şeyi kolayca yapabilecek bilgi ve beceriyi kazanmış, bugüne kadar epey kazanmış ve bundan sonrasında yapabilecek güce sahip. Aslında çok genç bir kayınvalide olmuş. Evet, harika, evet, tebrik ediyoruz, evet, onu. Maşallah. Maşallah. Aydan Hanım'ın duygularını kontrol etmesi gerçekten çok kolay değil. Şöyle kolay değil. Aydan Hanım çok hareketli. Geçmişte ona yapılan şeyleri kolay kolay unutmayan. Hani geçmişte yapılan şeyleri sen bana bunu demişti deyip tekrardan aynı duyguyu yaşayabilen bir yapıya sahip. Bu neden önemlidir Aydan Hanım, bunu bilmek? Bunu bildiğinizde, bu duyguya geri döndüğünüzde dersiniz ki Aydan dur, geçmiş bitti, sen geleceğe bak ve daha iyi bir durumda kal. Sonra Aydan Hanım'ın şeyleri çok güçlü, hisleri çok güçlü, altıncı hissi çok güçlü, rüyaları çıkar. Birazcık kaprisli bir tarafı zaman zaman olan ve sağ duyusuyla hareket eden birisi. Genç bir kayınvalide. Evet. Harika. Evet. Bir telefonumuz daha var, alalım hemen. Buyurun efendim. Alo. Buyurun, hoş geldiniz. Ben Ankara'dan arıyorum. Gülfire Aslan. Gülfire. Evet. Ne hiç ilk defa duyuyorum Gülfire Hanım bu ismi. Evet. Ben de ilk defa duyuyorum. Öyle babaannemiz koymuş Gülfire'yi. Gülfire Aslan. Aslan. Şimdi Gülfire, evet, Hanım, bu ismi hakikaten analizini merak ediyorum. En az sizin kadar. Çünkü, evet, gül güzel bir şey. Gülü, evet, duyduğum ama Gülfire ilk defa benim duyduğum bir isim. Manasını da hakikaten burada anlamını, ismin anlamını merak ediyorum. Sevgiler olsun Ankara'ya. Ama şimdi dinleyelim bakalım. Eşimle ikimiz Yasemin koyduk 15 yaşından sonra, 17 yaşından sonra. Efendim? Eşimle ikimiz Yasemin koyduk 17 yaşından sonra, ismimizi beğenmedik. Yasemin ismini mi kullanıyorsunuz şu anda? Evet, şimdi Yasemin ismini kullanıyorum ama annem değil, Gülfire diyor. Yani Yasemin ismini koymakla biraz daha iyi etmişsiniz. Anlamı anarak mı? Evet, yani enerjisel olarak Gül isminde, Gül'ün sonrasında gelen Gülnazlar, Gülnurlar, işte Fire diğerleri, yani. Gülfire. Güller kolay kolay gülemezler. Hayat onlara biraz zorluk çıkarır. Hani gülü gülsün, ha, evet, diye konur ama. Ama işte öyle ters değildir. Oluyor? Ters oluyor. Yani o Gül'ün harflerini getirdiği bir özellik, enerji var, enerjisi, zorluklar enerjisi, gülmekte zorlayan, hayatı zorlaştıran bir özelliği var. Hiç bakın ben öyle algılamadım mesela, evet, gül ismi, gülen, gül, gülen, hani ve şöyle söyleyeyim, negatif etkilediği için de değiştirmişler, doğru yapmışlar. Yasemin koymuşlar kendi çiçek ismi, o da, evet, ama güzel herhalde. Kesinlikle, hani gülme konusunda, hayatta daha şanslı olma konusunda, hani karşılaştırma yapar isek, hani Yasemin biraz daha şanslı durumda. Ne güzel. Evet, iyi ki değişmiş o zaman, evet, Gülfire Hanım'ın. Kesinlikle iyi ismi yapmışlar. Değişmiş. Peki şimdi stresle başa çıkmanın yollarını anlatıyordunuz. Spor dedik. Bir spor sporu dedik. Bu açık havada yürüyüşte yapabilirlerse, tabii, herhalde birebir geliyor strese. Hı-hı. Ben bunu denemiş bir insan olarak muhteşem söylüyorum. Gelir. O hele sabah yürüyüşlerindeki o oksijeni almak insana, hani bir de ağaçlık bir yerde bunu yapıyorsanız, kornadan, egzoz kokusundan, hava kirliliğinden uzak, o sabah ağaçların verdiği o oksijeni ciğerlerinize çekip yürüyorsanız harikasınız diyorum. Muhteşem. Ve bir telefonumuz var. Hemen alalım. Hemen buyurun alalım efendim. Alo, iyi günler. İyi günler Meral Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. İzmir'e sevgiler olsun. Buyurun efendim. Sağ olun. Size de kolay gelsin. Efendim? Size de kolay gelsin. Heyecanlıyım biraz. Çok teşekkür ediyorum. Meral severim. Soy isim çok güzel. Ne güzel soyadı, evet, bu böyle. Severim. Herkesi seviyor musunuz Meral Hanım? Yok. Yaşamayı seviyorum. Yaşamayı seviyorum.
Ne güzel bir ses, neşeli, evet, enerjik bir, evet, ses bu. Harikasınız. Soyadınıza bayıldım, severim. Her şeyi, evet, severim. Ne güzel, evet, bir şey bu. Yaşamayı sevdikten sonra zaten her şeyi seviyor insan demektir. Evet, yaşamayı seviyorsa. Harikasınız. Meral ismini bir yorumlasın bakalım sevgili Ayla Işık. Çok teşekkür ediyorum. Ben oğlum için başlayacaktım. Tamam. Alalım ismini evladınızın. Bilgutay. Efendim? Bilgutay. Alamıyorum doğru. Lütfen yazar mısın? Kodla... Zülfikar mı? Kodlayım. Bursa, İzmir, Dilebirgaz. Alamıyorum. Bilsin. Sesi içeri alamıyorum arkadaşlar. Bana şu sesi... Bilmem. Yazın altı o zaman. Siz öğrenin, yazın. Bakın. Arkadaşlar, Meral Hanım'ın oğlunun ismini sorun ve alta yazın. Biz de Ayla ona göre, evet, yorumlasın. Çünkü sesi alamıyorum doğru içeri. Onu yapalım. Ayşe Hanım bu arada hamuru yoğuruyor. Harika bir şekilde yoğuruyor. Dinlenecek, doğru. Mayalanması gerekiyor o hamurun. Bakın bu da bir püf noktası. Hiç buzdolabında hamur mayalanmasını duymamıştım ben. Genelde sıcakta mayalı. Sıcakta, evet, ılık ortamda, evet, mayalı. Harikasınız, harikasınız. Geldi mi Meral Hanım'ın oğlunun ismi bize? Geldi mi? Yazarsanız arkadaşlar, sevgili Ayla Işık bize yorumlayacak. Evet, evet, devam edelim. Bilgutay. Oo, değişik. Anlamadığım kadar varmış. Evet, şimdi verdi. Bilgutay severim. Tamam. Bilgutay. Evet. İlk defa, yine bugün hep ilk isimler, ilk defa duyduğum isimler. Çok, evet, çok güzel bir isim, değişik, çok, çok değişik, enteresan. Evet. Şimdi Bilgutay dediğimizde ön sezgileri güçlü. Enerjisini genelde dışarıya vermek değil de kendi içinde barındırmayı seven. Biraz kırılgan bir yapıya sahip. El becerisi ve sanatsal yönü çok güçlü olan, aynı zamanda kariyer yapma noktasında önü çok açık. Ay ne güzel. Enerjiyi dışarıdan alıp verip alıp verme noktası diğer, hani ilk başta vermiyor ama sonradan açılıyor. Evet. İlk başta kendisinde saklıyor, sonradan açılıyor. Ve kendisini ifade etmesinde zaman zaman zorluk yaşıyor ama enerjisi gerçekten çok yüksek. Kariyerini çok güzel bir noktada yapabilir. Dikkat etmesi gereken en önemli şey kırılganlığını birazcık azaltabilir ve enerjiyi dışarıdan alıp verirken biraz daha hani cömert davranabilirsiniz kendinizi biraz. Soyadınıza daha göre, severime göre. Evet, evet. Bir telefonumuzu alalım hemen. Buyurun efendim. Alo. Merhabalar efendim. Naciye Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler? Bizler de nasıl görünüyorsak öyleyiz. İyiyiz elhamdülillah. Harikasınız. Teşekkür ediyorum. Buyurun efendim, alalım. İsminizi mi yoksa bir başka isim mi? Kendi ismimi. Kendi isminizi. Naciye Hanım. Evet. Ankara. Peki efendim. Evet. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın Naciye Hanımcığım. Teşekkür ederim. İyi günler. Sevgiler olsun. Evet. Naciye Hanım gerçekten de sağduyulu bir insan. Yani hayatı... Ama ses tonu çok, evet, iyi geldi bana. Evet. Enerjisi iyi geldi Naciye Hanım'ın. Evet. Enerjisi gerçekten çok güzel. Sağduyulu, yüksek bir kapasitede enerjiye sahip, kendini ifade etmede yazılı sözlü çok iyi olan, aynı zamanda da kırılganlığı var yine Naciye Hanım'ın. Hanımların genellikle var bu kırılganlığı. Vardır. Ama hani İ harfinin getirdiği bir özellik. İ harfindeki insanlar. Yani isminin içinde İ harfi olanlar biraz daha kırılgan, diğerlerine göre biraz daha narin bir yapıda, evet, olabiliyorlar. Ve Naciye Hanım'ın sorunlarla
uğraşma noktasında gerçekten müthiş sorunlarla uğraşıyor. Aynı zamanda da Naciye Hanım'ın hani kendisini etrafı için feda eden bir durumu da var. Ama buna da kızıyor zaman zaman. bu isminin ona getirdiği bir şey. Yaparken herkese değeri strese kadar verin. Strese girmeye müsait değeri midir kadar. Naciye Hanım? Şöyle söyleyelim. Çok strese girmeye müsait değil. Ay ne hani, güzel, ne şanslısınız. Evet, yani harflerin birbiriyle bağlantısında çok stresli diyemeyiz. Ay harika. Normal düzeyde. Şahanesiniz. Hemen alalım telefonumuzu. Buyurun efendim. Güzel. Alo. Buyurun, hoş geldiniz. Efendim, hoş bulduk Oya Hanım. Programınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür efendim. Teşekkür ediyorum Hicran Hanım. Ben de ismimi öğrenmek istiyorum. Diyorum. Hicran Doğan. Hicran. Nasıl güzel bir isimdir. Öyle mi? Dertliyim. Ruhuma hicranımı sardım da yine. Evet. Yani siz kendi içinizde çok dertlenir misiniz Hicran Hanım? Oldukça. Evet. Hüzünlü bir yapınız var. Yani bu isminizden kaynaklanan, hüznü içinde barındıran bir durumunuz var. Yalnız ben bu sesi sanki tanıyorum gibi geldi bana ama. Doğrudur. Oyacığım. Ayşegül. Benim. Ben tanıyorum. Benim de arkadaşım Hicran'ından sebep çok istiyordu. Ben, alo. Benim, alo. Benim kulağım yanılmaz çünkü. Yanılır mı hayatım? Bilmez miyim? Bu benim programda mısınız? Program farklı veriyor da o yüzden. Ses içeri çok az geliyor arkadaşlar. Ne olur şu içeri telefonu. Sevgili Ayşegül benim kuzenimdir. Muhteşem. O benim canımdır. Şu anda bir tatilde mutlaka orada da bizi izliyor. Evet. Teşekkür ederim. Hicran Hanım da herhalde arkadaşım. Arkadaşım, evet. Çözdüm işi. O konuşamadı, Ayşegül ben konuşayım dedi. Ayşegül tatilde. Ayşegül tatilde. Ayşegül tatilde, işte bu. Tatil işte nasıl bu. Geçiyor canım kuzenim? Süper. Vallahi çok güzel. Deniz çok güzel. Güneş güzel. Keşke yanımda olsam. Ah canım, sen benim için de tatil yap. Ben çalışan bir insanım. Ne yapayım? Ay evet. Ben iki senedir tatilden uzağım. Biz Hicran Hanım'ı yorumlayalım. Arkadan da Ayşegül'ü yorumlayalım. Evet. Güç olmaz mı? Efendim? Zor olmaz mı? Olmaz. Zor olmaz. Sizi meşgul etmez miyim efendim? Ah çok kibardır benim kuzenim. Çok da nazik. Tamam hayatım, sen böyle bağlanmışsın yanına, yayına çok mümkün olur ediyorum. Mu? Canım benim, çok öpüyorum. Hicran Hanım'a da sevgiler, iyi tatiller diliyorum. Hemen kulağım aldı çünkü. Süpersiniz. Süpersiniz. Hicran Hanım'ı yapalım. Hicran Hanım'ın hayata bakışında birazcık hüzünlenme var. Yani Hicran Hanım birazcık enerjisi biraz düşük bir insan. Ama şu var, onun enerjisini çıkaracak harfler var mı? Var. O onlara tutunacak. Ağır hareket ettiği düşünülür ama o sağlam iş yapar. Sözlü ve yazılı iletişimi çok iyidir. Çok zekidir aynı zamanda. Hicranlar çok zeki oldukları için hüzünlenirler aslında. Hmm. Hani olan olayları çok çabuk kavradıkları için ve sağduyuyla da hareket ettikleri için neden anlamıyorlar noktasında da bir durumu vardır. Ayşegül Hanım'a evet, geçersek... Şimdi ben onu çok iyi tanıyorum. Bakalım bu isimden ne çıkacak? Ayşegül çok enerjisi çok yüksek ve yapmak istediği her şeyi yapabilecek kapasitede projeleri... İnatçı. proje üretme noktasında gerçekten de projelerini çok güzel yapar. Kendisini hizmete adamıştır. Sorunları çözer. O doğru. Kendisini hizmete adamıştır. Adıyor, yani, adıyor kendini unutuyor. Evet, yani kendisini unutur düzeyde. Bir apartman yöneticisi oldu sevgili Ayla'cığım. Buradan anlatıyorum. Duy Ayşegül. Hepimizi unuttu. İki sene yöneticilik yaptı. Ne kadar usta, ne kadar tamirci, ne hepsiyle. Ah biz yokuz hayatında. Bizim yanımıza gelir arar, usta arıyor. Beş saat onunla. Adıyor kendini işe. Tamam ben de öyleyim, kabul ediyorum. Ama bu bir tuhaf bir şey.
Demek ki yapısı öyle. Yaptığı işi aşkla yapıyor. Öyle yapar. Yani biz sülale evet. olarak biraz yaptığı işi. Sorumluluk sahibiyiz. Bu çok güzel evet. bir şey aslında. Bir telefonumuz daha var. Hemen alalım, alalım hemen. Bugün Ayla Işık. Alo. Efendim hoş geldiniz. Teşekkürler. Ayla Hanım iyi günler. İyi günler. Zübeyde Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. De... Teşekkür ediyorum. Tam buyurun. Olarak isim Zübeyde, Zübeyde. Yozcu. Doğru evet. okudum değil mi efendim? Tamam. Zübeyde Hanım iyi günler. Sormak istediğiniz bir şey var mı Zübeyde Hanım? Ay, bütün analizim ettirmek istedim. Tamam. 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 Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Sevgiler olsun Mersin'e. Sevgiler. Bir kere Zübeyde Hanım çok zeki. İnanılmaz zeka kapasitesi var. Hani bilimsel çalışmalar yapsa bu bilimsel çalışmaların üstesinden rahatlıkla gelir. Yapıyor belki yapıyordur da. Yani ama şöyle bir özelliği de var. Bir işe başlarken bir engellemelerle karşılaşır. Önce bir engellenir ama öngörür. Bunu da öngörür. Ve bunu çözümüyle harika işler başarır. Zübeyde Hanım'a tek tavsiyem ilk başta karşılaşacağınız zorluklar sizin isminizden kaynaklanıyor. Siz onu zekanızla çözüyorsunuz zaten. Siz bunun farkında olun. Hani o arada strese girmeyin. Allah kahretmesin yine bir zorlukla karşılaştım demeyin. Evet bu olacak ve ben bundan, bunun üstesinden geleceğim deyin. Bir de geçmişe çok fazla dönmeyin. Takılmayın. Geçmiş, rüyalarınız geçmiştir. Evet rüyalarınızı takip edin. Sağduyunuz çok güzel ve siz hani iç sesinizi dinlerseniz çok güzel şeyler yapacaksınız Zübeyde Hanım. Evet. Son reklama 2 dakikamız var. İki peki. dakikamız. Hemen şimdi, bir iki tane bir, arada, bir şeyler evet, bir gösterelim. Bir şey söyleyelim. Esas sporu söyledik. Spordan spor, sonraki evet. durumları reklamlardan sonra söyleyeceğiz. Ama şimdi özellikle şimdi, ne dersiniz? Özellikle kısa bir şey evet. daha söyleyelim. Bakın kulak kulaklarınızın akupunktur noktaları vardır. Bütün beden evet. buradadır. Bu sinirlendiğiniz zaman kulaklarınızı minik minik baskılar yapın. Ve yapın bedeninize gerçekten de çok iyi gelecektir. Hani bütün bedeni yapamazsınız ama kulağınızı yaptığınızda bedeniniz biraz sakinleşecektir, rahatlayacaktır. Allah Allah. Sonra ellerinize masaj yapın, alnınıza masaj yapın. Bunlar strese iyi gelen şeylerdir. Evet, alnınıza masaj yapın. Çünkü burada hipofiz bezi var, arada hafif hafif vurabilirsiniz. Ona minik minik masajlar yapın. Bu yaptığınız masajlar gerçekten de sizin o anki stresinizi rahatlatacaktır. Mesela, çünkü burada bir de çakramız evet, var. Evet çakramız var, üçüncü göz. Hafif evet. hafif vurduğumuz. Mesela ne olur, ay Allah kahretmesin nasıl unuttum bitti. Ya da nasıl bitti falan. İşte buradaki aslında bedenin kendi dili bunu size yaptırıyor. Bilinçli olarak beden kendisi biliyor onun çalışması gerektiğini. İşte alın masajı o stresli anında o planlamayı, o yapmanız gereken işleri ayarlamanıza yardım eder. Tevekkeli değil sevgili Ayla Işık. Cilt bakımına gidiyorsunuz. Özellikle şuralarınızı evet. böyle bir masaj yapıyorlar yüzünüzü ve nasıl kendinizi rahatlamış hissediyorsunuz. Evet. Sanki orada beyniniz boşalmış gibi geliyor. Her şeyi atmışsınız gibi hissediyorsunuz. Çünkü, yani bedenin bütün organlarının geçtiği bölgeler de var burada. O yüzden de o noktalara gelmiş oluyor. O noktalara gelince de müthiş iyi hissediyorsunuz kendinizi. Biz bugün programın sonunda da müthiş hissedeceğiz. Çünkü Ayla Işık diğer bölümde bizlere daha İyice, bir teknikler daha öğretecek. Teknikler evet şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra biz yine buradayız sevgili seyirciler.